FM sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Kariyerimizin 7. bölümüne sizlerle birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi artık kupa maçlarımız başladı ve ilk kupa maçımızı da Altın Ordu ile Kadıköy'de yapacağız. Yedek ağırlıklı, rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkıyorum. Muhammed ve Yiğitan orta sahada oynuyor. Yiğitan biraz gelişim göstermeye başladı. Birkaç puan değerleri yükseldi. Yeterli değil ama yedek seviyeye gelecek diye umut ediyorum. Geliştirebileceğimiz kadar geliştireceğiz. Onun haricinde değişik olarak Yiğitan var, Muhammed var. Stoho oynatıyorum solda. Fernando'yu ileride oynatıyorum. Caner'i de şunu da standart stoper yapalım. Caner ve Savaş da kadroda. Takım seçimimizi tamamladık. Şimdi bakalım. Umarım galibiyetle başlarız. Kadroda 3 tane genç oyuncumuz var. Emenike'yi sattık. Mali durumu da gösteririm bu maçtan sonra. Bir 120 bin euroluk bir para gelmiş. Bir de şöyle bir durum var. Sattığımız oyuncunun %10 tutarı bize transfer bütçesi olarak geliyor. Tabi o da 120 bin euro falan işte o tarz bir şey yapıyor. Bakalım onunla alakalı da bir futbolcuyu da görüşebilir miyiz? Devre arasında nokta atış transfer yapmamız lazım. Bir ya da iki tane en fazla. Zaten belki onu bile alamayacağız. Kiralık oyunculara yönelebiliriz. Yine Emre Mor gibi genç ama takımı taşıyabilecek oyuncular olabilir. Hücum hattını özellikle. Offside olması lazım. Üstün Bilgi golü atıyor. 1-0 öne geçti Altın Ordu. Maçta 22. dakika. Savaş'ın tabi büyük bir hatası var. Genç bir oyuncu ama affedilmeyecek bir hata yaptı. Daha doğrusu yapmaması gereken bir hata derken Stoh skoru 1-1'e getirdi. Volkan Şen ortaladı. Miroslav Stoh düzeltip vurdu. 1-1'e geldi skor. Rakip takım oldukça faullü oynuyor ya. Deplasmanda olmasına rağmen 7 faul yaptı. 2 sarı kart. Caner de bizden sarı kart gören futbolcu oldu. Bu maçı kazanabiliriz. Çabalamaktan vazgeçmeyin dedik. Muhammed ve Fernando pek iyi bir oyun sergilemiyor. Erdoğan. Hızlı atak bizim için çok iyi olur. Çok güzel. Volkan Şen. Çok erken bir vuruş yaptı. Ceza alanına biraz daha girmeliydi bence. Volkan Şen bu kadar kolay ayağından top çıkartan bir adam değildi ya. Burada erken vurdu. Şimdi maçta artık 60. dakikaya geldik. Şurada bir Fernando Van Persie değişikliği. Salih Muhammed değişikliği yapalım. Hasan Ali İsmail değişikliğini de gerçekleştirelim. Umarım takımı olumlu etki eder çünkü şöyle akıcı bir oyun, hücum ağırlıklı. En sonunda takım oyuncularımıza bir çemkirelim de hazimle oynayın diye. Alper İsmail çok güzel ortaladı. Savaş cezalandı, iyi vurdu ama Volkan, tekrar Volkan'da defans karşılıyor. Robin van Persie offside'a düşmüş. Pek bir iyi olmadı zaten. Bu arada 1-1 bitti. Önemli değil. Genç oyuncularımıza şans verdik. Genç oyuncularımızı oynattık. Bakalım Yiğitan Güveli ne yapmış? Yiğitan Güveli kaçla oynamış? 6.7 ile. Öğrenecek. Oynaya oynaya öğrenecek. Yusuf Abidoğlu'na bakaydık iyiydi ama Fenerbahçe gücünü gösteremedi. Evet, gerçekten gösteremedi. Yusuf Acar bizim izlediğimiz bir oyuncu. Adana Spor'la ilgileniyormuş. Yusuf genç bir oyuncu. İyi olabilecek bir oyuncu. Altın Ordu'nun zaten altyapısı iyidir. Umut Sözen bize golü atan oyuncu.
26 yaşındaymış. Yusuf Abdioğlu 27 yaşında stoper. Kupa maçından 2 gün sonra deplasmana gidiyoruz. Hemen şuradan kulüpten bakalım. Pardon, yönetimden. 122 bin euro transfer bütçemiz var. Gördüğünüz gibi kaç oyuncuyu nereye alacağım diye şey yapıyorum. Düşünüyorum düşünüyorum ama bir türlü bulamıyorum. Yani 122 bin euro çok büyük bir para biliyorsunuz. Nerede kullansam diye düşünüyorum. Neymiş? Ne gelmiş? Bakalım. 8, Rümeysa Öztürk sekreterimiz varmış. 8 Aralık 2016 Perşembe tarihinde Fenerbahçe ve Panathinaikos arasında oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasının televizyondan yayınlanmasına karar verilmiş. Fenerbahçe maç için 22 bin euro civarında televizyon geliri alacak. 22 doğru mu acaba? Yani gerçekten böyle 60-70 bin lira civarı bir para mı geliyor kulübe yoksa daha fazla bir para mı? Ne bileyim yani bir şarkıcı bir geceliğe 60 bin 70 bin liraya çıkıyor. Koskoca Fenerbahçe Spor Kulübü'nün televizyonda yayınlayacaksın. O civarlarda paraya belki yani. Kenneth Omero kilit oyuncusuymuş. Omero da Süper Lig'e yatkın bir oyuncu. Geçen sezon Kasımpaşa'daydı. Chelsea'nin oyuncusu. 3 yıldır kiralıyorlar. 23 yaşında Chelsea'ye dönme şansı pek yok gibi gözüküyor gerçi. Hücum odakları genellikle merkezden geliyormuş ya da sağ kanat ağırlıklı. Aissati ve Candieas en büyük pas organizasyonları. Kritik paslar hatalar. Kimmiş? En fazla kilit pası Candieas yapmış. Sağ açık ya da sol açıkta oynayan Portekizli oyuncu. En çok hata yapan Enes Scala sol bek. Bu da kiralık Anderlecht'ten. Fena sayılmayacak bir forvet, sol bek. Maçı 1-0 kaybetmişler. 3 tane de kaleyi bulan şutları var aslında. Maç kondisyonu eksikti. Ne yapacağız ki yani? Şiddetli Fernando'ya dikkat etmenizi öneririm. Oyuncunun maç kondisyonu hakkında sıkıntıları var. Ya. Maç kondisyonu yükle, maç kondisyonu yükle. Sanki bedava. Sahte forvetimiz nerede bizim? Evet. Atıf. Şöyle yapalım şimdi. Emre Mor Volkan Şen'in yerinde kesinlikle kadroyu daha çok hak eden oyuncu. Miroslav Stoch geçen maç golünü de attı. Fena da oynamadı. Bu maç en azından bir 45 dakika şans bulmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Atıf'ı yedekler arasına alalım. Yiğitan'ın yerine Mehmet Topal. Caner'in yerine Noştader. Ozan Tufan, Alper değişikliği yapalım. Muhammed yerine de Salih Uçan. Şöyle Yiğitan'a biraz daha bakalım ya. Ne kadar güzel özellikleri yükseliyor. Savaş yerine Şener. Van der Wiel aslında da Yiğitan'ın yerini alalım. Van der Wiel'i ilk 11'de başlatalım. Evet bu şekilde kadromuzu hazırladık. Maçtan bir gün önce oynayacak oyunları söyledik. Kendinizi hazır tutun. Oynayacaksınız diye.
Elgazi Konyaspor maçını kaçıracakmış. Allah Konyaspor adına sevindim. Emre Mor'u övmüş Hüseyin Kalpar. Ne demiş? Emre Mor Fenerbahçe ile bu sezon muhteşem bir performans gösterdi. Sizce Emre Mor olmasaydı Fenerbahçe'nin durumu ne olurdu şeklinde bir soru yöneltmiş. Dikkatli bir ses tonuyla demiş ki kendisi çok yetenekli, karakterli bir oyuncu. Ona benzer birkaç oyuncuları daha olsa iyi olurdu. Orası kesin. Gerçekten öyle. Emre Mor gibi bir de sol kanada oyuncumuz olsaydı hakikaten daha iyi durumda olurduk. 9 maçta 6 gol bir asist ligde. Ya da şöyle yapsak, Emre'yi sola atsak ama Emre tabii solda hiç beceremiyor. Stoch, Lens. Yani Lens'in çalışkanlığı burada 8, agresiflik 11. Sanki Lens biraz daha böyle çalışkan, daha böyle agresif bir oyuncu gibi geldi. Sanki tam özellikleri, tam hani bazı özellikleri yansıtılmıyormuş gibi geldi bana Lens'in. Volkan Demirel maç kondisyonu testinden başarıyla geçmiş. Fernando maksimum 60 dakika, Muhammed maksimum 60 dakika diyor. Nasıl yapacağız şimdi? Robin van Persie ile başlayacağız elbette. Fabian'ın yerine Volkan Demirel'i alalım artık kaleye. Yiğit'i acaba yedeğe alsam mı? Yani ne olursa olsun oynatsam mı diye düşünüyorum. Muhammed yerine Yiğit Han'ı alalım. Maçın ilerleyen dakikalarında rahatlarsak Yiğit Han'ı Mehmet Topal'ın yerine alırız ya da Mehmet Topal'ı orta sahadan bir oyuncuyla değiştirip Wagner Love'un saçları yakıyormuş bir arada tabii. Artık 3 numaraya vurdu saçları. Saç yok öyle sarı marı, mavili saçları falan yok. 4, 1, 2, 3. Bizimle aynı dizilişteler. Bakalım. Nasıl olacak? Kim kime üstünlük sağlayacak? İyi şanslar diyoruz. Maçta 12. dakikaya geldik. Kaleyi bulan bir şutumuz var. Topla oynama oranları da eşit. Ama henüz ele avuca gelir böyle izlememizi gerektirecek bir pozisyon olmamış. Kornerlerde direkleri evet hiç savunmuyoruz. Kornerde direkleri savunmayı gereksiz buluyorum çünkü. Aissati alın o topu adamdan. Ozan Bey. Yanında adam var onu atsana Sto. İyi çevirdi. Emre, Salih, Stoh, Ozan rakip defans yerleşti gerçi ama Salih, Stoh, Ozan top cevap yaptık. Yalnız Emre Mor gerçekten çok güzel vurdu ama Van Persie'nin orada o pası vermesi gerçekten çok harikaydı ya. İlk yarı bitmeden hatta son dakikalarında golümüzü attık. İkinci yarıda iki gol bekliyorum ki Yiğit Han'ı orta sahaya alayım. Hadi çocuklar genç oyuncu alacağım oyuna.
Maçta 70. dakikaya geldik. Vallahi maç bitecek herhalde böyle ya. 1-0 aldık. Hiç ne pozisyon gördük ne bir şey gördük. Neymiş? Epey de şut çekmişiz. Yalnız tabi. İçe kat eden oyuncu hücum olarak oynattığımız için kanatlardaki iki oyuncuyu. 22 şut çekiyoruz. 18 tane başarılı top kesmiş. Yalnız rakibe gerçekten pek şans vermemişiz. Fatih Terim, İsmail, Ozan, Salih, kimmiş? Emre ve Mehmet Topal'ı izlemeye almış. Kesinlikle Emre Mor ya. Yani adam olmuş, hakikaten olmuş. 10 maç, 7 gol, 1 asist. 4 kez maçın adamı seçilmiş. Vanderbilt cezalı. Hasan Ali Kaldırım cezalı. Şimdi nasıl yapacağız bakalım. Stoch geçen maçta fena oynamadı. Yani sanki böyle biraz üstüne koyarak ilerliyor. 7.4, 6.8. Alper Alalım yedekler arasında. Şimdi Panathinaikos'a gideceğiz. Kendi evimizde oynayacağız. Kadıköy'de Salih, Ozan, Mehmet, İsmail Noştader, Skrtel, Simon Kayar'a bakıyorum. Simon Kayar'ın sakatlığı daha çok var. 10 gün ve 2 hafta diyor. Souza'yı Yiğitan yerine alalım. Pardon, Souza'yı Fernando yerine alalım. Gene Van Persie ile başlayacağız. Van Persie uzun sakatlıklar yaşadı oyun başından beri. O yüzden doğru düzgün bir oynayıp da form tutamadı. Yoksa ya Avrupa'da zaten gol atamamış ama ligde baktığınız zaman 7 maçta 3 gol 4 asist. Van Persie için çok yüksek değerler değil ama dediğim gibi çok fazla sakatlık yaşadı. Bakalım şu 2016 Ağustos'ta sakatlanmış. Yüz sakatlığı 3 gün onu geç. Karın kaslarında zorlama 10. ayda 3 haftalık bir sakatlık yaşamış. 3 hafta sakatlığında geri dönüşü de 1-2 hafta sürüyor. Ağustos, Eylül ayında da doğru düzgün oynayamamış. Ekim, Kasım aylarında da daha tam yeni yeni form tutmaya başladı. Uygar'ın antrenman raporu. Uygar biraz gelişim gösteriyor gibi gelse de elbette ki. Bizde oynayabilecek bir oyuncu değil ama kalsın A takımda antrenmanlara devam etsin abileri. Atıf ve kim en çok golü atan göremedim. Atıf ve Emre Mor mu? Evet. Atıf da enteresan bir oyuncu ya. 7 gol attı yani. Gol yollarında oldukça şey yaptı. Rahatlattı bizi. Avrupa'da da epey gol attı. Evet, burada ne diyorlarmış bakalım. Bize tweet atan yok mu? Emre attığı golle takdirimi kazandı. Gerçekten de takdirimi kazandı ya. Bu nasıl sadece 1-0 olarak kaldı? Aklım almıyor. Çok baskındık. 10 gol bile bulabilirdik. Aynen öyle bir olcum. Ömer Ali ne demiş? İyi galibiyet ama talihsiz bir performans. Ne kadar pozisyona girdiğimize inanamıyorum. 10 gol bile atabilirdik. Kaj Van Dalsen. Böyle futbol maçı skoru mu olur? Alanyaspor berbattı. Şu daha az şut çek dedik bu oyuncula. Emre Mor'a demeyelim ya. Stoha da demeyelim daha az şut çek. Yani daha az şut çek desek bile gene 20 küsur şutun üstüne çıkıyoruz. Yani burada 20 küsur şutun üstüne çıkmamak istemediğimden değil yani hani hedefi bulan şutlar çekebilelim diye. Bu arada Panathinaikos Markus Berg kilit oyuncusu gerçekten kaptan Zeka. Orta sahanın savaşçı orta sahası. Neyse.
İki gün kaldı. Kadıköy'e bir gelin. Bir hava alın bakayım. Boğaz havası alın. O boğazınızı bir sıkalım burada. Bir çökelim boğazda. Haftanın takımı açıklanmış Süper Lig'de. Skrtel var bizden. Serkan Kale'de Hora. Santrafor'da Ibanez, Skrtel, Prochaska. Başka kim varmış? Pardon, şöyle haftanın golüymüş. Haftanın takımı ha burada. Prochaska sağda Huber. Orta saha Regattin, Bataja, Figuera, Vaste. Hücumda da Hora ve Yatabare. Bazen de hücum oyuncularını daha fazla yazmak için hep şey yaparlar. Böyle haftanın takımıydı. İşte ayın takımı, yılın takımı. 4-3-3. Üçlü orta saha, üçlü santrafor. Lodt, 23 yaşındaki Finlandiyalı oyuncu. Ledesma gerçekten ön planda bir oyuncu. Cezası yok, sakatlığı yok. Bakalım nasıl olacak. Gerçi ne derler? Şey olarak biz çıkıyoruz. Favori olarak. Ligde durumlar ne alemde? 3. sıradayız. 25 puanımız var. Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisar da yakın. Karabük, Adana, Galatasaray da yakın. Çok değişik bir lig puan sistemi, anlam veremedim. Yani Osmanlıspor küme düşecek neredeyse. Ya acaba NDI'ye sözleşmesinde küme düşerse maaşından düşürüyor adam ya. Vallahi helal olsun. Böyle oyuncular bulamıyoruz biz. Adem Maher. Sinan Kurt ne diyormuş? 4-5 hafta yok. Panathinaikos maçı geldi, çattı. Hadi bakalım. Volkan Demirel kondisyon testlerinden başarıyla. Ya Volkancığım, ilk 11'de daha fazla olmak istiyorsun. Evet Volkan Şen. Ya ama oynatıyoruz. Ya ne yapayım, Emre'yi mi keseyim? Allah Allah. Hadi bakalım çocuklar. Galibiyet bekliyorum sizden. 1-0 olsun, bizim olsun. Bir gol attığımızda dahi bir üst tura çıkacağız UEFA Avrupa Ligi'nde. 4-2-3-1. Rakibin diziliş stili. İyi şanslar çocuklar diyoruz. Seromani'yi atladık. Hadi bakalım maça konuk ekip Panathinaikos başladı. Güzel bir maç, heyecanlı bir maç olacağı benziyor. Umarım ilk dakikalarda gol atıp rahatlatırız kendimizi ve o şekilde de maç devam eder. Ama daha 20 dakika, 25 dakika oldu. Pozisyon yok diyecektim. Emre Ozan. Salih harika bir gol attı. Salih Uçan. Ceza alanı önünde. Maçta 33. dakikada. Gerçekten çok şık bir vuruşta çok güzel bir gol attı Salih. İsmail sarı kart gördü. Çok hızlı geçen bir ilk yarıydı. Maç istatistiklerinde ne varmış? 2 tane gol pozisyonumuz var. Rakibin toplamı 3 şutu var. Bizim de 7 şutumuz var. Haydi bakalım. Bu şut sayılarını çoğaltıp artık gol hanemize de goller yazdıralım. Aman çocuklar, çok güzel top kaptık. Van Persie, Ozan, Emre Kaleci ile karşı karşıya
Kaleci son anda kornere çeliyor. Stok ortaladı ceza alanı için. Ozan, Salih. Salih abi. İsmail, Skirtle, Şener. Skirtle. Skirtle deyince Pokemon geliyor aklıma, o yüzden Skirtle diyorum. İsmail çok güzel ortaladı, Şener'e gelmedi. Ozan, Mehmet, Salih, Stoh. Top çeviriyoruz ceza alanı ön çizgisinde. Stoh çok iyi bıraktı. İkinci gol mü Emre? Emre Mor ikinci golünü attı. Bu sezonki 8. gol. 2-0 öne geçiyoruz. Artık iyice rahatladık. Maçta 80. dakikaya geldik. Şu Salih, Ozan yer değiştirsin. Salih'in yerine Alper'i alalım. Miroslav Stone yerine de Atif Şeşu. Pardon, şöyle yapayım. Atif'i da Van Persie'nin yerine alalım. Van Persie iyice yoruldu çünkü. Lens, Atif, Alper, Emre Mor, Atif şey şu. Oo, bir çalım çok iyi vurdu. Çok az farkla dışarı çıktı. Zeka'ya sarı kart. Yar saçların lüle lüle, Panathinaikos sana güle güle diyoruz ve Avrupa Ligi'nde artık birinci turda yolumuza devam edeceğiz. 10 puan topladık. Kaliteli futbol beraberinde galibiyeti de getirdi. İsmail Köybaşı maçın adamı seçilmiş. 8.4, bir de asisti var. En iyi yaptığı şey de koşu mesafesiymiş. Gördüğünüz gibi sol kanat böyle. Baya baya bir otoban tarzında kullanmış abi. Gerçekten güzel bir maç oldu. Rahat bir maç geçirdik. Birinci eleme turu turlara bakalım. Schalke çıkmış, West Ham çıkmış, Atletik Bilbao, Spartak Moskova, Anderlecht Saint-Étienne. Burada da bir şey yok, sürpriz. Villarreal Gent, Southampton Young Boys, Inter Feyenoord, Celtic Maccabi Tel Aviv, Ajax. Burada Ajax'ın çıkmaması sürpriz olmuş. Maccabi çıkması biraz şey olmuş, sürpriz. Monaco Braga, Roma Partizan Standard. Burada da Partizan Standard kafa kafaya. Zaten puanlar da çok yakın. Bizim grubumuzda da sürpriz olmadı. Fiorentina Mainz. Zaten grupların hepsinde çok şeymiş. İki takım sıyrılmış. Bizim şimdi rakibimiz kim bakalım? Ayın 12'sinde Konya Spor maçından sonra belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nden gelenler de olacak. Umarım çok zor şeyler gelmez, takımlar gelmez. Yani benim belimizi bükmezler. Şimdi Emre Mor dinlendirebiliriz, Salih'i dinlendirebiliriz. Dayanıklılıkta problemleri var çünkü. Maç tarihleri de çok yakın birbirine. İki gün. Bir gün dinlenecekler, bir gün antrenman, sonra tekrar şey. Diziliş 4-4-2. Bu kim? Stefano Yuri. Stefano Yuri. Riyad Bayic. Douglas iyi bir sol bek ya. Ben beğeniyorum. Orta yapma falan. 16. İskoçyalı. Leş takımından almışlar. Leş. Radoslav Majeski. Neyse, biz Konyaspor'la yapacağımız maça odaklanalım. Futbolcu bakamıyoruz. Paramız yok, pulumuz yok. Önce adam satmamız lazım. Fenerbahçe mutlak favoriymiş. Rıdvan Dilmen Hora'dan çekiniyor.
Yalnız fark ettiniz mi bilmiyorum, bu maç öncesi analizlerdeki kadrolar büyük ihtimalle şey olmuyor, çıkmıyor. Yani Beşiktaş'ın bir maç öncesi analizi vardı. Oğuzhan'ı sol açıkta gösteriyordu. İşte sağ orta sahanın sağında Gökhan İnler'i falan gösteriyordu. Hiç öyle oynamadılar yani. Diziliş doğru ama oyuncular çok şeydi, farklıydı. Simon Kjaer hala sakat ya. 2-8 gün var. Kadro ne durumda? Salih toplayamıyor kendini. Dayanıklılığı düşük olduğu için herhalde 85'lere falan mı çıkacak Salih? Ne diyorlarmış? Şenol Güneş Fenerbahçeli oyuncuların baskı altında kalabileceğini düşünüyor. Şenolcum çok doğru düşünüyorsun. Trabzonsporlu Sukhunj'un oyun stiliyle takım için işleri kolaylaştırmış falan filan falan filan. Oldu canım. Evet, Fenerbahçe Konyaspor maçı geldi çattı. Abdurrahman canlı sakatlık geçirmiş, yüz sakatlığı. Boşu boşuna şu oyuncuları altyapıda tutuyoruz ya. Hiçbir şeyleri yok ya. Gerçekten o oyunda bile adamın siniri bozuluyor. Yani altyapıdan oyuncu çıkartamayıp sürekli olarak oyunculara servetler harcıyoruz. Paralar harcıyoruz dışarıya. Fernandao. Salih pek iyi durumda değil. Onun yerine Ozan'la Alper'in yerini değiştirip Alper'i mi ya da burada oynatsak, ama Alper oynayabilir ya. Alper'i de deneyelim burada. Hatta Salih'i hiç almayabiliriz. Muhammed'i alalım. Salih oldukça yorgun çünkü. Bence Fenerbahçe Konyaspor takımından daha çok gol atar. Ömer Ali Şahiner'in yokluğu Konyaspor'u zor durumda bırakacaktır. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Şans yanımızda olsun dedik. Seremoniye atladık. Konyaspor maçı Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı. Kadıköy'de stat tıklım tıklım dolu. Aslında stat detaylarına girseler de güzel olur yani bence. Yani test için bir veya iki ligi statların görünüşlerini birebir orijinal yapsalar iç dış fena olmaz. Bu arada Ozan Tufan sarı kart gördü. Maçta 25. dakika 10 tane şut çektik. O şutların 6'sı kaleyi bulmuş ama henüz gösterilecek bir pozisyon yok. Önemli an yok. Gösterdiğiniz performanstan ötürü hiç memnun değilim dedik. Sto çok vasat. Emre Mor çok vasat. Van Persie çok vasat. Yani Van Persie daha kötü. Stoh yerine Atıf'ı alalım bakalım. Hop çocuklar.
Şenlize gelin lan. Atıf, Alper. Vur kaleye Alper. Direkten nasıl döner o top ya? Cık. Aha. Van Persie sakatlığa kurban verdik. Hadi geçmiş olsun. La oğlum ileri çıkın lan. Bakalım burada kaç yüz şut çekip gol atamamışız. Tam mı tamına 27 tane şut çekmişiz. Bu şutların 12 tanesi kaleyi bulmuş. Hiç golümüz yok ama. Maç istatistiklerine bakalım. Mutlak gol pozisyonumuz yok. 4 tane gol pozisyonu var. Gol atamadık. Böyle devam ediyoruz bakalım. Van Persie ne kadar sakatlandı merak ediyorum. Van Persie sakatlık yok mu? İyi yokmuş sakatlığım yani benim işime gelir. Şimdi şöyle bir bakalım. Son 3 maçta hiç gol yememişiz. Ondan önceki maçlarda da 4 maç üst üste gol yemişiz. Bu Avrupa Ligi elemeleri eşleşmeleri de çekilsin. Bu bölümü burada bitireceğim. Şeyi artık ay ay ilerlemek biraz şey. Ne derler? Uzun sürüyor. Oyun da yavaş biliyorsunuz. FM Speeder da çalışmıyor. Hem benim için hem de sizler için biraz daha video iyi duruma gelmesi için biraz süreyi kısaltmak düşüncesindeyim. Oo, 3.7 milyon euroya Souza'yı istiyorsunuz. Souza aslında daha fazla da eder de 2019'a kadar sözleşmesi varmış. Evet, Avrupa Ligi kura çekimlerine bakalım. Braga, Celtic, Zenit, Manchester United, Spartak Moskova, Roma, Fenerbahçe, Shakhtar. Zor bir takım geldi. Maccabi Tel Aviv, CSKA Moskova, Mainz, Southampton, Saint-Étienne, Schalke, Young Boys, Anderlecht, Gent, Vigo, Celta Vigo, Dinamo Kiev, Villarreal, Feyenoord, Fiorentina, Olympic Lyon, Athletic Bilbao, Basel, Sporting, Olympiakos, Benfica. Eşleşmelere baktığım zaman valla göze çarpan böyle bizim eşleşmemiz var. West Ham Inter eşleşmesi var. Zenit Manchester United eşleşmesi var. Feyenoord Fiorentina eşleşmesi var. Güzel eşleşmeler. Kısmet ne yapalım yani hep zor takımlar geliyor bize. Schalke ile ne yapacağız bilmiyorum. Schalke'ye bir bakalım fikstüre. Kendi liglerinde liderler herhalde. Juventus, Kopenhag, Porto. Bu gruptan çıkamamışlar. Biliyorsunuz şey yani çıkamamışlar derken en azından bir UEFA'ya çıkmışlar. Şuradan turlardan grup etabına bakalım tüm gruplara. Porto ikinci olmuş. Shakhtar üçüncü. UEFA'ya gitmiş. Kopenhag'da çıkamamış. Değişik bir grup olmuş. 3 mağlubiyeti var Shakhtar'ın burada. Gerçi Juventus var. Bir kere kesin onlara yenilmişti. Evet. Şurada. Kendi liglerinde ne durumdalar? Zaten ligde de liderler Shakhtar. Zor bir kura geldi ama biz elemek için, rakibimizi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Bir sonraki bölümde de Buksaspor maçıyla başlayacağız arkadaşlar. Artık böyle uzun süren dönemleri ikiye böleceğim. Çünkü bir saati geçen bir video olur. Burada daha yapacağımız bu ay 5 tane maç var. O yüzden maksimum 5 maç yapıp bir sonraki bölüme devredeceğim artık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.